Ne oldu Şevket? Hani buluyordun adamları? Hani ikisinin uyuşturucu işinde olduğunu söylüyordun? Bak ne oldu? Buhar oldu gitti adamlar. Hani bana isim verecektin? Hani bulacaktın adamları? Ne oldu? Bahri yaptırmış olabilir diye konuşmuştuk. Çıkardın mı bir şey? Kızıyla alakalı olabilir dedik. Sorup soruşturdun mu? Hadi Şevket, hadi. Varsa bir bildiğin anlat artık. Yoksa da yerine bir başkasını getireceğiz. Elinden geleni ardına koyma Poyraz. Ne yapayım ben Poyraz? Ben ne yapayım? Söyle bana, ben ne yapayım? Kelle istiyorlar oğlum benden. Bahri'yi yakacağız o zaman. Yani cinayetten ona yıkacağız. Babayı karıştırmayın. İlle de birinin üstüne yıkacaksan benim üstüme yık, benim. Ben de zaten yıkılan yıkılmış. Kimin ne hesabı varsa gelsin ben de görsün ya. Tamam mı? Ama babayı karıştırmayın. Sakın. Poyraz Karayel yaptırdı. Aslında ailenin başında Bahri, Bahri Umman vardı. Sen bu Poyraz Karayel kim? Onu anlat. Teşkilatta değil miydi bu? Öyleydi sayın savcım. Geçen sene irtibatlandı. Mümtaz diye bir amiri vardı bunun. Bahri'nin yanına o soktu. Kızına da aşık olunca bütün işler karıştı. Geçen sene içeri attırmıştı bu Bahri'yi. Dümenden de o iş. Çıkacaklarını biliyorlardı. Vay vay vay. Aralarından su sızmıyordu. Bahri hapse girince ipleri o ele aldı. Güzel. İnfaz emirlerini Poyraz Karayel verdi yani. Sanırım. İşin garibi bu, Bahri'nin oğlu saf değiştirdi. Uyuşturucu tacirleri iş yapıyor. Evet. Mesele bu zaten. Meselemiz artık bu. Hemen teknik ve fiziki takip başlatılsın. Poyraz Karayel dosyası açılmıştır. Bütün adamların hepsini istiyorum. Kim var, kim yok? Hepsini, ama hepsini. Müdürüm sizin adınızı verdi ya. Poyraz Karayel yaptı dedi. İnanamadım. İyi yapmış. Nasıl iyi yapmış? Ben dedim ona. Niye? Öyle olması gerekiyordu. Anlamıyorsunuz. Savcılık soruşturma başlattı. Teknik takibi alacaklar. Telefonlarınız dinlenecek. Benim mi? Herkesin. Nasıl? Kimin? Herkesin? Kimin? Zülfikar, Taşkafa, Sema, Bahri Baba. Hatta Ümran Hanım'ı bile dinleyecekler. Ayşegül. Ayşegül yok. Ama bir telefon konuşmanıza bakar. Çok fazla şey yaşadınız birlikte amirim. O doktoru öldürdün mesela. Ayşegül biliyor. Telefonda bir konuşsanız cinayete yardım ve yataklıktan en az 20 yıl yer. Şaka değil, 20 yıl. Yok, yok, yok. Ayşegül'ü bulaştıramam ben bu işi. Asla, asla. Vallahi sizin elinizde amirim. Gidin konuşun. Anlar. Uzak durun biraz. Ya zaten ayrıldık biz. Ya işte daha doğrusu. O beni terk etti. Hadi ya. Belki de isabet olmuş. Dilin kopsun Aslı. Ya ben sizi düşünüyorum. Zaten okkanın altına gitmek üzeresiniz. Bari Ayşegül'ü sürüklemeyin. Of. Böyle olmak zorunda ya. Başka çaresi yok. Böyle olmak zorunda. Böyle olmak zorunda da ben nasıl dayanacağım ya? Ama 13 saat 47 dakikadır görmüyorum. Dünya Ayşegül'ü görmeme rekoru 97 gün. Bittim ben ya. Kesin dayanamam. Bu sefer kesin ölürüm ben. Bittim ya. Bittim, dayanamam ben. Yapacak bir şey yok. Ayşegül'den uzak duracaksınız. Demek emniyet listelerinde bir numaraya kadar yükselmişim ha. Başıma ödül de koydular mı bari? Evet. $100. Ben o kadar etmem gerçi ama. Neyse. Kaderde kanun kaçağı almak da varmış asla. Amirim ne olur dikkatli olun. Artık ben de sizinle konuşamam. Görüşemem de.
her şey için çok sağ ol. İnşallah karşı karşıya gelmeyiz. İyi olan kazansın.